Her yörenin kendine dair bir mutfağı ve hikayesi var. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde dahi adı geçen höşmerimin hem nasıl yapıldığını hem de hikayesini öğrenmek üzere Sayın Engin Gençdemir ile birlikteyiz. Engin Bey, öncelikle höşmerimin ismi nereden geliyor? Hikayesinden biraz bahseder misiniz? Höşmerim Osmanlı'da askerlik uzun sürdüğünden dolayı 3-4 sene, şimdiki bir cep telefonları da haberleşme kolay diye, askerliğin bitiyor, evin bir eri memleketine dönüyor. Evine geldiği vakit bizden adettir, kim olursa olsun misafire dışarıdan gelen sofra kurulur. Sofra kuracak evin hanımı, bakıyor mutfağa, mutfakta bir şey yok ikram edebileceği. Ne yapsam düşünürken süzekteki peynir gözüne ilişiyor, bunu hemen ateşe koyuyor. Yumurta atıp, şeker atıp piştiriyor, içerisine un atıyor. Kendi böyle yaparken kokusundan, renginden beğeniyor ama eri beyi beğenecek mi? Merakla böyle heyecanla soruyor. Hoş mu erim? Hoş mu erim? Diye. Beyi de beğeniyor eri. Hoş hoş diyor. Höşmerim tatlısı bura kulaktan kulağa gelerek bugünkü höşmerim adını alıyor. Aslında yine yokluk vaktinden gelen bir tatlı, öyle değil mi? Tabii o gün şartlarında öyle. Yani aşure gibi, aşurede hani aslında çok bol malzemeden yapılır ama aslında bakıldığında çok da ilde malzeme olmayışıyla alakalıdır. Biraz onun için de aynı şeyi söylemek mümkün mü? Tabii efendim, kıt malzemeden yapılmış. Yani evde yiyecek bir şey olsaydı zaten çıkmayacaktı bu höşmerim tatlısı meydana. Evde bir şey olmadığından dolayı höşmerim tatlısı meydana çıktı. Peki kaç çeşit höşmerim yapıyorsunuz burada? 2009 Temmuz ayında höşmerimleri çeşitlendirdik. Tarım Bakanlığı'ndan 20 çeşit üretim izni aldık. Şu anda 12-13 çeşit ürün yapıyoruz efendim. Peki höşmerim nasıl yapılıyor? Biraz imalat aşamasından bahseder misiniz? Efendim, höşmerim Balıkesir'in Gökköy'ünden günlük taze sütü alıyoruz. Tam yağlı sütü, kreması çekilmemiş. Bu sütü peynir mayalıyoruz 33-34 derecede. Teleme peynir haline geldikten sonra çırpma teline kırarak karıştırıyoruz. Bu iki çeşit oluyor. İçine şeker, irmik atarak, yumurta atarak kaynatıp istediğimiz kıvamı aldığı an bu normal klasik höşmerim olmuş oluyor. Ama biz 2009 Temmuz ayından beri höşmerime daha bol peyniri, daha kaliteli yapıyoruz, daha çeşitli yapıyoruz. Peynirin suyunu alıyoruz efendim. Teleme peynirin suyunu alıyoruz. Aldığımızdan dolayı irmik az gidiyor. Eğer suyunu almazsak irmiği çok atıp irmikle suyunu alıyoruz. Teleme peynir suyunu aldıktan sonra içerisine ceviz, badem, antep fıstığı, damla sakızı, çikolata, meyve, değişik ürünler atarak çeşitlendirebiliyoruz efendim. Höşmerim tatlısı efendim, yazın dondurmalı, kışın kaymaklı yenir. Höşmerimin bir de fırınlanmışı vardır efendim. Tepsinin altına tereyağı koyuruz, höşmerim üzerine koyuruz. Üzerine tekrar tereyağı fırınlatırız. Bu da fırınlanmış höşmerimdir. Çok da güzel olur efendim. Engin Bey, verdiğiniz bilgi için teşekkür ediyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Efendim, Balıkesir'e gelenlerin, gidenlerin muhakkak hediye olarak höşmerim tatlısını götürmelerini tavsiye ediyoruz. Yoksa hani bizim höşmerim neresi? Kendilerine bu soruda sorulur. Biz teşekkür ediyoruz efendim.